Göğsüm Sarayı'na hoş geldiniz. Bugün yine tabii ki her zamanki gibi görsellik ön planda diyoruz. Şöyle sunuma harika, nefis bir tarif paylaşacağım. Bu tarif için kullanmış olduğum bardak ölçüm 150 ml su alıyor. Tarifimiz için gerekli olan malzemeler 7 bardak un, 2 bardak süt, yarım bardak yağ, 2 tane yumurta kullanacağız. Yumurtanın bir tanesini bütün olarak, bir tanesinde sadece beyazını kullanacağız. Sarısını üzerine sürmek için ayıracağız. 1,5 yemek kaşığı şeker, 1 yemek kaşığı tuz, 1,5 paket kuru maya kullanacağız. Yaş maya kullanacaksak yarım paket yaş maya kullanmamız yeterlidir. 2 bardak süt. Sütümüzü ben her zaman biraz mikrodalgada hafif ısıtıp öyle kullanıyorum. Fazla da sıcak olmayacak. Şöyle çok hafif bir ılık olması gerekiyor. 1,5 yemek kaşığı şeker, 1 bütün paket kuru maya, 1 de yarım paket, yani 1,5 paket kuru maya kullanıyoruz. Yaş maya kullanacaksak dediğim gibi yaş mayamız yarım paket olması gerekiyor. Yani 22 gram. Toz maya kullandığımız için mutlaka bir 10 dakika bekletmemiz gerekiyor. Fakat yaş maya kullanacaksınız, bekletmenize gerek yok. Diğer malzemeleri hemen ilave edebilirsiniz. Yarım bardak yağ. 2 yumurtanın bir tanesinin sarısını üzerine sürmek için ayırıyoruz. Diğer bütün yumurta ve yumurta akını içine ilave ediyoruz. Tekrar çırpma teliyle malzemelerimizi çırpıyoruz. Toplam 7 bardak un kullanacağız. Önceki unumuzun yarısını ilave ediyoruz. 1 yemek kaşığı tuzu da ilave ettikten sonra çırpma teliyle güzelce çırparak karıştırıyoruz. Geri kalan unumuzu da azar azar ilave ediyoruz. Ununuzu azar azar ilave ederseniz sizin için yoğurması hem daha kolay olacak hem de hamurumuz daha çabuk kıvamını alacaktır. Kullanacağımız unun miktarı, kullanacağımız yumurtanın büyüklüğüne ve unun kalitesine göre değişebilir. Bu en fazla yarım bardak daha az veya yarım bardak daha fazla olur. Normal bir poğaça hamuru yumuşaklığında yoğuracağız. Mayalı bir hamur olduğu için şöyle 2 dakika yoğurduğumuzda hamurumuz hemen çabucak kıvamını alacak ve istediğimiz kıvama gelecektir. Hamurun güzel bir şekilde kabarmasını ve poğaçalarımızın puf puf olmasını istiyorsaydık, kullanacağımız malzemeleri mutlaka 1 saat önceden buzdolabından çıkartıp 1 saat oda sıcaklığında beklemiş olması gerekiyor. Hamurumuzu yoğurduktan sonra ters çeviriyoruz. Üzerine hava almayacak bir şekilde streç folyo ile veyahut da varsa kapağıyla sıkıca kapattıktan sonra üzerine kalın bir bez sarıyoruz ve oda sıcaklığında şöyle en az 1 saat bekletiyoruz. İç harcı için şöyle 2 tane soğan kullandım. Bir tanesi biraz daha büyük, biri daha küçük. 1,5 renkli biber kullandım. Soğanların ve biberlerin içerisinde eriyip kaybolmaması için soğan ve biberleri şöyle gördüğünüz gibi iri iri doğrarsaydık poğaçamızda yerken lezzetini daha iyi alabiliriz. O yüzden iri iri doğramanızı tavsiye ederim. 400 gram kıyma kullanacağız. Tavamızın içerisine 4 yemek kaşığı sıvı yağ koyduktan sonra ocağımızı yüksek dereceye açıyoruz ve mutlaka yağımızı öncelikle çok güzel bir şekilde kızdırıyoruz. Daha sonra içerisine kıymayı ilave ettikten sonra kıymayı sürekli karıştırarak kavuruyoruz. Kıymamız kavrulurken su salmaması için mutlaka ocağımızın en yüksek derecede olması gerekiyor. Gayet orta derecede kavurursanız kıymanız suyunu soracak ve lezzetini kaybedecektir. Kıymayı şöyle 1 dakika kadar kavurduktan sonra hemen soğanları ilave ediyoruz. Ara ara sürekli karıştırarak şöyle 3-4 dakika kıymamızla soğanı birlikte kavuruyoruz. Kıyma zaten çok çabuk kavruluyor. Bir de poğaçaların içerisinde pişeceği için çok da fazla kavurup kurutmayın. Şöyle kavurma işlemi bittikten sonra biberlerimizi ilave ediyoruz. Biberleri şöyle 1 dakika kadar kavurun, fazla kavurmayın. Çünkü çok fazla kavurduğunuzda biberler çabucak eriyip içerisinde kaybolabiliyorlar. Şöyle biberleri 1-2 karıştırdıktan sonra tatlandırmak için içerisine baharatını ilave ediyoruz. Olmazsa olmazı mutlaka içerisine kekik ilave etmeliyiz. Kırmızı toz biber, karabiber, tuzunu ilave ediyoruz. Tuzunu siz kendi damak zevkinize göre tadına bakıp ayarlayabilirsiniz. Şöyle bir karıştırdıktan sonra aklıma pul biber geldi. Pul biberini de ilave ediyoruz. Pul biberi tatlı veyahut da acı kullanabilirsiniz. Bu tamamen sizin damak zevkinizle alakalı. Şöyle iyice karıştırdıktan sonra tekrar baharatını ve tuzunu kontrol etmeyi unutmayınız. Hamurumuzu sarılı olarak 1 saat oda sıcaklığında beklettikten sonra tahtamızın şöyle üzerine un serpiştiriyoruz.
Hamurumuzu hiç oynamadan direkt gördüğünüz gibi tahtanın üzerine alıyoruz. Unu serpiştirdikten sonra hamurumuzu ikiye bölüyoruz. Kesmiş olduğumuz her iki parçayı da avucumuzun içerisine toparladıktan sonra güzelce yuvarlıyoruz. Hamurumuzu iki parça halinde açacağız. O yüzden parçamızın bir tanesini tekrar hamur yoğurma kabımızın içerisine koyuyoruz. Üzerine kurumaması için kapatıyoruz. O kenarda beklerken diğer hamurumuzu açmak için tahtamızı unluyoruz. Büyük bir yufka açacağımız için tahtamızın her tarafını unlamamız gerekiyor. Hamurun üzerine de un serpiştirdikten sonra merdane ile açıyoruz. Yalnız özellikle şunu belirtmek istiyorum. Tahtanızı güzel unlamazsanız daha sonradan hamurunuzu yuvarlarken tahtaya yapışacak diye istediğiniz şekilde yuvarlayamayacaksınız. Çünkü bu benim bir kez başıma geldi. O yüzden çok iyi biliyorum. Arada şöyle hamurunuzun altına bakın. Şayet un az kaldıysa biraz daha un serpiştirin derim. Şöyle dikdörtgen bir yufkaya ihtiyacımız olduğu için elimizle arada çekiştirerek şekillendirebiliriz. Ben bu işlemi 2-3 defa yaptım. Sizin de en az 3 defa yapmanızı tavsiye ederim. Kıymalı harcımız da bu arada soğudu. Kıymalı harcımızı yufkamızın her tarafına koyuyoruz. Öncelikle şöyle kaşık ile azar azar her tarafını eşit miktarda koyduktan sonra daha sonra her tarafını gördüğünüz gibi kaşık ile dağıtıyoruz. Kaşar peynirinden de üzerine serpiştiriyoruz. Kaşar peynirini siz kendi damak zevkinize göre daha az veya daha fazla da serpiştirebilirsiniz. Kaşar peynirini de serpiştirdikten sonra rulo şeklinde gördüğünüz gibi sarıyoruz. Ben şöyle baktım, sardıktan sonra ortası biraz daha kalındı. Daha sonra şöyle elimle gördüğünüz gibi çekiştirerek orasını da incelttim. Siz de aynı şekilde yapabilirsiniz. Kesmek için ip veya bıçak kullanabilirsiniz. Ben her ikisiyle de denedim. Hem bıçak ve hem de ip ile. Size tavsiye edeceğim iple çok daha kolay oluyor. Şöyle normal dikiş ipliğini 3-4 kat yapıp gördüğünüz şekilde çapraz gelecek şekilde kolaylıkla kesebilirsiniz. Ben bir de tam yuvarlak yapmak istemedim. Şöyle yufkamızı da hafif çaprazdan kestim. Ve şöyle tekrar göstermek istiyorum. İpi gördüğünüz gibi çapraz getiriyoruz ve sıkarak kesiyoruz. Az önce de belirttiğim gibi isterseniz bıçak ile de kesebilirsiniz. Fakat bıçak ile hamur yumuşak olduğu için keserken hafif ezdirebiliyor. O yüzden size tavsiyem iple yapmanız daha kolay olacaktır. Şu anda görmüş olduğunuz parçaları sadece yapmış olduğumuz bir yufkadan çıkarttım. Diğer parça hamurumuzu da aynı şekilde açıp aynı şekilde yapıyoruz. Bir tanesinden 18 tane yani iki tanesinden 36 tane çıkıyor. Yani şu demek oluyor, vermiş olduğum malzemeler biraz fazla gelebilir. İsterseniz yarısını yapıp bir tepsi yapabilirsiniz. Ben 3 renk susam kullandım. Biri kavrulmuş susam, biri beyaz susam, biri de siyah susam. Sizler evinizde tek renk susam varsa tek sade susamla da yapabilirsiniz. Susamları karıştırıyoruz. İçinden ayırmış olduğumuz yumurta sarısını güzelce çırptıktan sonra içerisine süt ilave ediyoruz. Yaklaşık şöyle 2 yemek kaşığı kadar süt ilave ettim ve yumurta sarısıyla güzelce çırptım. Öncelikle hazırlamış olduğumuz yumurtalı sosumuzu kenarını gördüğünüz şekilde buluyoruz. Daha sonra susama batırıyoruz ve dosdolayı susamla kaplıyoruz. İçerisine fırın kağıdı koymuş olduğumuz tepsimizin üzerine diziyoruz. Yumurtalı sosu baktım ki ben biraz derin kasenin içerisine yapmışım ve poğaçalarımızı şöyle bularken zorluk çekiyorum. O yüzden kasemizi değiştirdim. Daha rahat bir kasenin içerisine koydum. Diğer rulo poğaçalarımızı da aynı şekilde öncelikle yumurtalı sosumuzu buluyoruz. Daha sonradan karıştırmış olduğumuz renkli susamların içerisine buladıktan sonra az önce de belirttiğim gibi içerisine mutlaka tepsimizin fırın kağıdı koyuyoruz ve fırın kağıdının üzerine diziyoruz. Ben bu poğaçaları kıymalı iç harcı ile yaptım. Fakat sizler isterseniz kendi damak zevkinize göre patatesle veyahut da peynirle de yapabilirsiniz. Bu arada videomda şunu da belirtmek istiyorum. Yazmış olduğunuz yorumlar beni gerçekten çok mutlu ediyor ve bir dahaki videoyu yapmak için daha bir heveslendiriyor. Çok güzel yorumlar alıyorum. Tabii ki bazen eleştiri yapıyorsunuz. Bu da beni çok mutlu ediyor. Yapmış olduğunuz eleştirilerde ben de kendi hatalarımın farkına varıyorum. Eksiklerimi fark ediyorum ve böylelikle sizin sayenizde eksiklerimi ve hatalarımı düzeltmiş oluyorum. Bu yüzden ayrıca yapmış olduğunuz eleştiriler de benim için çok önemli. Kesinlikle kırılır mıyım diye düşünmeyin. Şayet varsa yanlış yaptığım bir şeyi mutlaka
Yorum kısmına yazın, ben mutlaka okuyorum. Cevap veremesem de mutlaka ben o yorumları okumuşum demektir. Hepsini aynı şekilde yaptıktan sonra tepsimizin içerisine diziyoruz ve tepsimizin üzerine şöyle temiz bir bez ile veya fırın kağıdıyla örttükten sonra mutlaka bir 15 dakika bekletmeliyiz. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında alt üstü kızarana kadar pişiriyoruz. Yalnız şunu da hatırlatmak istiyorum. Bu poğaçaların altı daha çabuk kızardığı için o yüzden mutlaka altını da kontrol etmenizi tavsiye ederim. Fırından çıkarttığımız gibi servis etmiyoruz. Öncelikle üzerine temiz bir bez veya da fırın kağıdı örtüyoruz. Şöyle bir 10 dakika poğaçaların içerisini güzelce çekmesi için bekletiyoruz. 10 dakika bekledikten sonra fazla da soğutmuyoruz. Şöyle hemen sıcak sıcak servis ediyoruz. Böyle tepsimizi daha zengin görünmesi için diğer pişirmiş olduğum tepsiden de biraz aldım. Bu tepsiye biraz sıkıştırarak dizdim. Ve gördüğünüz gibi yine sunum harika görünüyor. Tabii ki sadece şöyle karşıdan bakıp görmemiz yeterli değildir. O yüzden şöyle yakın alıyoruz ve yakından şöyle tekrar bir görüyoruz. Ve gördüğünüz gibi altı da bu şekilde kızarması gerekiyor. Üzerine yumurta sarısı sürülmediği için üzeri biraz daha hafif kahverengi oluyor. Tam altı kadar kızarmıyor. Ve şöyle çevirerek her açıdan görmenizi istiyorum. Yumuşaklığını da görüyorsunuz. Şöyle bastırdığınız zaman tekrar geri geliyorsaydı o çok güzel bir şekilde pişmiş demektir ve puf puf olmuştur. Hani bazen diyorsunuz ya ben bu kadar uğraşamam diye, işte size fazla uğraşmadan kolaylıkla yapabileceğiniz, kolayca şekil verebileceğiniz muhteşem bir poğaça tarifi. Şöyle kopararak bir de içerisine bakıyoruz. Tabii ki içerisini görmeden olur mu? Olmaz. Rulo şeklinde sardığımız için de şöyle kat kat ve tel tel ayrılıyor. Size vermiş olduğum malzeme listesinden bu büyüklükte poğaçalarımız tam 34 tane çıktı. Şayet sizin gözünüze bu fazla gelirseydi malzemelerinizi daha azaltıp daha az da yapabilirsiniz. Daha önce ben bu poğaçamızın patatesini ve beyaz peynirlisini yapmıştım. Fakat ister patatesli, ister peynirli, ister kıymalı yapın. İçerisine mutlaka biber ve kaşar peyniri koymayı unutmayınız. Çünkü biber ve kaşar peyniri poğaçalarımıza ayrı bir lezzet katıyor. Şayet videolarımı izliyor ve sayfamı beğeniyorsanız YouTube sayfam Gözüm Sarayı'na ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Yeni göndereceğim videolu tariflerden anında haberdar olmak istiyorsanız YouTube sayfam Gözüm Sarayı'na abone olduktan sonra bildirim zilini sesini açmayı kesinlikle unutmayınız. Kalbinizden sevgiyi, ağzınızdan tat, mutfağınızın bereketi hiç eksik olmasın. Yeni tariflerde görüşmek üzere, hoşça kalın.